Hilafet nerede battıysa oradan kalkacak. Allah'ın izniyle bugün hilafetin kalkışının ilk adımı atıldı. Arkasından ne gelecek? Diyeceğiz ki 1934'te bir kararnameyle burayı müzeye çevirdiniz ve 2020'de alınan bir Danıştay kararıyla bu müze kararını yok ettiniz. Demeyecek miyiz? 1934'te bu imzayı atanlardan hesap sorulacak diyeceğiz. Bunun da önü 5816 sayılı dünyada tek kanun. İnsanı dünyada koruyan tek kanun kaldırılması diyeceğiz. Yani tarihi şahsiyetler kanunlarla korunmasın. Mesela Abdülhamit Han'ın, Kanuni'nin, Yavuz Sultan Selim'in, Fatih Sultan Mehmet'in kanunla korunmaya ihtiyacı var mı? Falih Rıfkı Atay diye bir sarhoş var. Sarhoş demekten çekinmiyorum. Çünkü Mustafa Kemal İnçiki sofralarının bir numaralı adamıydı. Bunun hatıralarında bir söz var. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi demek, Mustafa Kemal'in mezarının açılarak kemiklerinin sokağa atılması demektir diyor. İşte Müslümanlar bu şuurda olursa mevzuyu çözerler. Biz bugün o kemikleri sokağa attık ama Falih Rıfkı'nın hitabıyla. Çünkü işin içinde kanun var, ben konuşmaya korkuyorum. Ne zaman ağzımı açsam hemen hakim karşısına çıkıyorum, savcı karşısına çıkıyorum. O yüzden ne diyorum? Falih Rıfkı Atay söylüyor bu sözleri. Ayasofya'yı cami yapmak, Mustafa Kemal'in mezarını açıp kemiklerini sokağa atmakla birebir demek diyor. Diyen o. Cuma namazında Ayasofya camiye çevrildi. Gerisini ben bir şey demek istemiyorum. Gerisini siz tamamlayın. 24 Temmuz 1923'ün seneyi devriyesini Mustafa Kemal'e danışmak adına saat 12'de Anıtkabir'de buluştular. Yani vakit de çok güzel ayarlanmış. Tam Ankara'da cuma namazı vakti. Beyefendiler Mustafa Kemal'le görüşmeye gidiyorlar. Halbuki Mustafa Kemal çağdaş insanların mezardan medet ummayacağını söyleyen birisi. Ya bu nasıl bir tezat ya? Biz bu tezatı hiçbir zaman anlayamıyoruz. İzindeyiz atam diyorsun. Söylediği sözlerin tam tersinde hareket ediyor.